Yer Türkiye'nin kuzeydoğusu. Tamamı Türk mühendislerden oluşan bir ekip, sert bir coğrafyada yıllarca sürecek inanılmaz zorlu bir baraj inşaatına başladı. Bölgenin en dik yamaçlarıyla mücadele ettiler. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birine meydan okudular. Tonlarca ağırlıktaki iş makinelerini metrelerce yükseğe taşıdılar. Ve 8 yılın sonunda Türkiye'nin en büyük barajını inşa ettiler. Yusufeli Barajı hem inanılmaz bir su basıncına dayanacak hem de uzun yıllar milyonlarca kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin, zorlu ve engebeli bir yapıya sahip olmasına rağmen doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle de bilinen bir şehir. Özellikle de coğrafyasıyla kendine hayran bıraktıran bu şehirden dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri geçiyor. Çoruh Nehri. Yüksek debisi ve enerji üretim potansiyeli Çoruh Nehri'ni diğer nehirlerden ayırıyor. Bu özelliklerinden dolayı da Çoruh Vadisi'ne birçok baraj inşa edildi. Ama enerji açığını kapatmak için bu barajlar yeterli değil. Bu da yetkililerin bir an önce çözüme kavuşturması gereken bir konuydu. İşte bu yüzden Çoruh Nehri'ne dünyanın en büyük hidroelektrik barajlarından biri inşa edildi. Üstelik bu inanılmaz bir akıntı ve dik yamaçlara rağmen gerçekleşti. Peki bunu nasıl başardılar? Mühendislerin hedefi Çoruh Nehri'ne bir baraj inşa ederek enerji ihtiyacını önemli bir oranda karşılamaktı. Ama bu hedefi başarmak vadinin bulunduğu coğrafya için hiç de kolay değildi. Dik yamaçlarda kazı yapacaklardı ama iş makinelerini bu alanlara nasıl ulaştıracaklardı? Nehrin ortasında devasa bir gövde inşaatına başlayacaklardı. Ama akıntıyla nasıl mücadele edeceklerdi? Milyonlarca metreküplük beton hazırlayacaklardı. Ama bu betonun yüksek basınçlı suyla başa çıkmasını nasıl sağlayacaklardı? İnanılmaz bir mühendislik örneği gösterip tüm zorlukları yendiler. Ve 8 yılın sonunda dünyanın en büyük barajlarından birini inşa etmeyi başardılar. Böyle bir barajı hayata geçirmek, planlamasından işleyişine kadar her aşamasında ileri düzey bir birikim gerektiriyordu. Dünyanın en büyük barajlarından birinin tam üzerindeyiz. Sağımızda ve solumuzdaki dağların içi tünellerle dolu. Aslında görmediğimiz bu baraja hizmet eden birçok yapı var. Doğrudur. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yapı baraj gövdesi. Baraj gövdesinin haricinde barajın sağ sahilinde yer altında yapılan enerji yapılarımız mevcut. Şu anda karşıda gördüğümüz alan tamamen suyla dolu olacak. Suyla dolu olan alandan şurada gördüğünüz yapıdan enerji tüneline suyun girişi sağlandıktan sonra santral binasına kadar enerji tüneli boyunca su ilerleyecek. Yani tünele gelen su türbinleri döndürerek enerjiyi sağlıyor. Doğrudur. Yusufeli Barajı'nın çalışma sistemi şöyle olacak. Önce 275 metrelik devasa gövdenin arkasında tutacağı su yükselip enerji tünelinden girecek ve 150 metre aşağı düşüp müthiş bir akış hızına ulaşacak. Bu da 3 adet dev tribünü döndürmeye yetecek ve burada bir enerji ortaya çıkacak. Bu enerji de jeneratöre aktarılacak. Yani barajın elektrik üretimi basit bir şekilde kinetik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesiyle oluşacak. Enerjiyi üreten su tekrar nehir yatağına aktarılırken ortaya çıkan enerji de transformatörlerde dönüştürülüp şalt sahasına gönderilecek. Şalt sahası barajın tüm yapılış amacının karşılandığı yer. Çünkü elektrik enerjisi buradan da ulusal hatta bağlanacak. Peki ama mühendisliğin sınırlarını zorlayan böyle bir baraj fikri nasıl planlanır? Baraj gövdesi gerçekten çok heybetli duruyor. Hakikaten insana ne kadar küçük olduğunu hatırlatıyor. Enerji ihtiyacının hatırı sayılır bir kısmını karşılayacak bir baraj için bu büyüklük gayet normal tabii. Evet, Yusufeli Barajı dünyanın en büyük barajlarından biri. Zaten gövdesinin heybetinden de belli. Evet. Bu baraj ürettiği enerji ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Aynı zamanda yıllık enerji üretimi 1888 gigawatt saat. Bu ne demek?
2,5 milyon nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacını bu barajla karşılayabilirsiniz. Ayrıca bu baraj bulunduğu yeri itibariyle Çoruh Nehri'ndeki diğer projelere de ek fayda sağlayacak. Dünyada nüfusun ve kentleşmenin artması, ekonomik büyüme, yaşam kalitesinin yükselmesi, enerji tüketiminde de artışa sebep oluyor. Enerjisiz bir yaşam günümüz koşullarında neredeyse mümkün değil. Özellikle de elektrik enerjisi günlük yaşamın hemen hemen her alanında kullanılıyor. Bu da gitgide artan enerji açığı oluşturuyor. Artan enerji açığı da bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini zorunlu hale getirdi. Zengin coğrafyası Türkiye için önemli bir avantaj. Çünkü elektrik üretimi için çok fazla potansiyeli var. Çoruh Nehri de bu potansiyellerden biri. Santralin maksimum elektrik üretmesi için yüksek debili bir nehire ihtiyaç vardı. Sanırım bu baraj için Çoruh Nehri'ni seçme sebebiniz de bu. Evet, Çoruh Nehri yüksek debili bir nehir. Yılda 6 milyar metreküp akıma sahip. Bu akımın 1/3'ünü biz Yusufeli Barajı'nda depoluyoruz. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Çoruh Nehri, Karadeniz'de döküldüğü yere kadar oldukça uzun sayılabilecek 466 kilometrelik bir yol kat ediyor. Ama nehrin uzunluğunun dışında önemli bir özelliği daha var. Çoruh Nehri, saniyede ortalama 278 metreküp akış hızıyla dünyanın en hızlı akan nehirlerinden. Ve bu debide akan bir nehir, potansiyel elektrik enerjisidir. Nitekim nehrin yaklaşık 10 milyar kilowatt saatlik enerji üretim potansiyeli var. Yani Çoruh Nehri'ne inşa edilecek bir baraj milyonlarca kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecekti. Ama bu projenin bazı zorlukları vardı. Barajın yapılmasının planlandığı bölge hem değişken hem de dar ve dik bir yapıya sahip. Bu da tasarımı etkileyecekti. Bu devasa proje için ülkenin seçkin mühendisleri bir araya geldi. Ve böylece barajın yapılacağı vadi için en uygun tasarım kesinleşti. Çoruh Nehri V tipi vadi üzerinde olduğu için kemer baraj en mantıklı olanıydı. Çok fazla baraj çeşidi var. Siz de bu baraj tipini sanırım vadiye göre belirlediniz. Evet, kemer barajlarda betonun kayaya sağlam bir şekilde soketlenmesi gerekir. Zemin yapısını ve topografyayı dikkate alarak kemer baraj tasarladık. Bu sayede ekonomik bir çözüm üretmiş olduk. Kemer barajlar gövdeye gelen suyun basınç kuvvetini ve barajın kendi ağırlığını kemerin etkisiyle büyük oranda vadideki yamaçlara aktarmak için inşa edilir. Yani gövdenin sağ ve sol kısımları barajın tüm yükünü dağlara aktarır. Yusufeli Barajı'nda kullanılan tasarımsa çift eğrilikli kemer baraj tipiydi. Çünkü hem coğrafya göz önüne alındığında hem de ekonomik bir çözüm olduğu için bu bölgede çift eğrilikli beton kemer baraj tipini seçmek en uygulanabilir olanıydı. Peki nedir bu çift eğrilikli kemer baraj? Çoruh Vadisi'nin sağ yamacından sol yamacına kadar 540 metre uzunluğunda yay şeklindeki tasarım birinci eğriliği, temel kotundan en üste kadar olan 275 metre yüksekliğindeki diğer bir yay tasarımda ikinci eğriliği ifade ediyor. Mühendisler vadinin arazi yapısı için en uygun tasarımı belirlemiştir. Fakat tamamlandığında dünyanın en büyük barajlarından biri olacak bu yapı için hataya yer yoktu. Çünkü bu baraj tipinde temel ve yamaçların taşıma gücünün yüksek olması gerekir. Bu yüzden arazi şartları da çok iyi bir şekilde analiz edilmeliydi. Vadinin jeolojik yapısına hakim olmak baraj inşasında en elzem konulardan biridir herhalde. Evet. Böyle bir baraj inşa edecekseniz hata payını ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bu yüzden bölgeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyip çok iyi bir analiz yapmak zorundaydık. Bu amaçla baraj projelendirilirken 3 boyutlu jeoteknik ve jeolojik model hazırladık. Gövdenin üzerine oturacağı kayanın baraj yükleri altındaki olası deformasyonu ve yamaç dayanıklılığı detaylı bir şekilde çalışılmalıydı. Öncelikle yeterli sayıda uçuşlar yaparak ve insar sisteminden yararlanarak yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ettik. Tüm bu çalışmalar da 3 boyutlu bir hacim model olacak şekilde birleştirildi. Arazideki herhangi bir zafiyet, barajın davranışında beklenmeyen koşullar oluşturacağı için bunu önceden bilmek çok önemliydi.
ve oluşturdukları bu model sayesinde istedikleri her bir noktadan jeolojik yapıyı görebildiler. Ve sonuç. Vadide heterojen, yani birbirinden farklı türde jeolojik yapı var. Mühendisler arazinin özellikle böyle bir baraj inşası için kolay yapıda olmadığını biliyordu. Ama buna karşın güvendikleri bir şey vardı. Deneyim. Böylesine zorlu bir coğrafyada böyle bir barajın inşası için gerekli olan tek şey. Hedefleri 275 metrelik dev bir beton bariyer yapmaktı. Ama bunun için Çoruh Nehri'ne yeni bir rota çizmeleri gerekiyordu. Çünkü hızla akan bir nehrin tam ortasına beton dökemezsiniz. Önce kuru bir ortam oluşturulmalı. Çözümleri ise derivasyon tüneliydi. Plan şuydu. Baraj gövdesinin inşa edileceği alana doğru akan nehir suyunu oluşturacakları devasa bir derivasyon tüneliyle gövdenin ön kısmına taşıyarak inşaat alanının kuru kalmasını sağlamak. Yani dağın içine adeta bir musluk sistemi kuracaklardı. Mühendislerin dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birine yapacakları bu işlem gerçek bir meydan okumaydı. Yani dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri'ni farklı yönde akmaya ikna etmek zorundaydınız. Öyle de diyebiliriz. Baraj imalatının ilk ana kalemidir derivasyon. Amaç burada gövdenin oturacağı alandaki imalatların yapılabilmesi için alanın kuru tutulması. Gördüğünüz gibi derivasyon çıkışımız burası. Suyu ilk etapta derive ederek ondan sonra ana gövdemizle ilgili çalışmalara başlayabildik. 11 metre çapında ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir derivasyon tüneli inşa etmeye başladılar. Nehir artık tam da istedikleri gibi dağın içinden geçip yoluna devam edebilecek. Tek yapmaları gereken suyun önündeki seti kaldırmak. Plan hesapladıkları gibi işliyor. Su tünelin içindeki 1 kilometrelik yolculuğuna başladı. Peki inşaat sürecinde nehrin hızı sizin için önemli miydi? Çünkü arkanızda gürül gürül akan bir nehir var. Şimdi elbette ki su miktarı ne kadar artarsa imalatınız o oranda zorlaşabilir ama bu süreç öyle bir günde bitecek bir süreç değil. Biz bu imalatı yaklaşık 9 aylık bir süreçte gerçekleştirdik. Yani suyun çok fazla olduğu zamanlar da, daha minimum seviyede olduğu zamanlar da vardı ama imalat hızımızı etkilettirmedik. Önce delme patlatmayla derivasyon tünelimizin kazısını tamamladık. Arkasından da tünel kalıplarımızla beton imalatlarını tamamlayarak 9 aylık bir süreçte suyu derive ettik. Mühendisler derivasyon tüneli inşa ederek nehrin akış güzergahını değiştirmeyi başardı. Ama bu yeterli değildi. Beton gövdenin yapılacağı alanın ön ve arka kısmına batardo denilen görece küçük barajlar inşa etmelilerdi. Amaç suyun gövde temelinin yer alacağı inşaat alanına girmesini engellemek. Yani bir baraj için iki baraj daha yapmak zorundaydınız. Bunlara küçük baraj diyebiliriz, doğrudur. Su içinde böyle bir kazı yapamayacağımız için 50 metre derinliğe kadar olan bölümde geçirimsizlik perdesi dediğimiz bir imalatı gerçekleştirdik. Çünkü önemli bir sorun daha vardı. Yeraltı suları. Alüvyon türü geçirimli zeminlerdeki kazılarda zemin altı su sızıntısının engellenmesi gerekiyor. Olası bir sızıntı, devasa gövdenin temel kazısı için büyük risk. Bu problemi de geçirimsizlik perdesiyle çözdüler. Peki bunu nasıl başardılar? Çoruh Vadisi'nde zeminin altına geçirimsiz bir duvar yapmak, kendine has mühendislik çözümleri geliştirmeyi de zorunlu hale getirdi. Bu yüzden vadinin jeolojisine göre uygun makine ve ekipman seçip zeminden 50 metre aşağı indiler ve yaklaşık 2700 metrekare geçirimsizlik perde duvarı inşa ettiler. Böylece sızıntıyı engellediler. Ama sızıntı probleminin üstesinden gelmiş olmaları zeminden 275 metre yükselecek olan devasa baraj gövdesi için yeterli değil. Dağ yamaçlarını da güçlendirmelilerdi. Yusufeli Barajı'nın ayakta durması aynı zamanda desteklerinin gücüne bağlı. Çünkü gövde arkasında tutacağı yaklaşık 2.2 milyar metreküplük suyun basıncını dağlara aktaracak. Yani dağ tüm bu yükü sırtlayacak kuvvette olmalıydı. Hesaplamalar kazı ve güçlendirme işlemlerinin temel kutundan 480 metre yüksekte başlaması gerektiğini gösteriyordu. Fakat şöyle bir sorun vardı. Heterojen yani çok çeşitli bir jeolojik yapıya sahip böyle bir dağ yamacında açıkta kazılar yaparak
480 metre kotuna ulaşıp kazıyı başlatmak mümkün değildi. Buna karşın mühendisler dik vadi yamaçlarıyla nasıl mücadele edeceklerini gayet iyi biliyordu. Çünkü gerekli cesaretleri ve çok iyi bir operasyon yetenekleri vardı. Böylesine zor şartlara sahip dik bir arazide baraj gövdesi kazı faaliyetlerini nasıl yaptınız? Yani bu noktaya bu kadar ekipmanla nasıl ulaşıldı? Biz genelde bütün işlerimizde her imalatın yapım aşamasını, yapım metodolojisini başlamadan önce çalışırız. Burada daha hassas ve daha uzun zaman alan bir çalışma yaptık. Açık kazı yapmak mümkün değildi. Tünelle yapmaya karar verdik. Gördüğünüz en yüksek tepeye tüneller vasıtasıyla uğraştık. Mühendislerin çözümü dağın içerisinde %18'lik eğime sahip helezon yani kıvrımlı bir tünel yaparak en yükseğe ulaşmak oldu. İnşa edilen bu tünelin helezon olmasının da bir nedeni vardı elbette. Tüneli normal şartlarda laseli yani gidip gelip yükselerek çıkan bir zikzaklı bir sistemde düşündük. Burada ankrajların sahasına girince ankrajların çalışmasını engelliyor diye başka bir sistem araştırdık. Sonunda helezonla dönerek kot kazanıp eğimle %18-19 eğimle yollar yaptık. O yollar vasıtasıyla bütün ekipmanı ve insanları buraya öyle taşıdık. Zeminden tünelle 480 metre yukarıya çıktıklarında yaptıkları ilk işlem devasa iş makinelerini halatlarla kazı bölgesine bağlamak oldu. Güvenlik sağlandıktan sonra da zemine doğru metrelerce sürecek kazıya başladılar. Sıradaki zorluksa neredeyse dik bir yamaçta düz bir çalışma platformu oluşturmak oldu. Palye denilen bu kısımlar sayesinde güvenli ve rahat çalışma imkanı buldular. Sonrasında da aşağıya doğru palyeler oluşturarak inmeye başladılar. Zorlu vadi yamacında böyle bir kazıya başlamak ekip için gerçek bir meydan okumaydı. Klasik madencilik yönteminden yararlandılar ve gece gündüz çalışarak istediklerini elde ettiler. Fakat 480 metre uzunluğundaki bu yolculuk elbette sadece kazı çalışmalarını kapsamıyordu. Aynı zamanda dağın güçlendirilmesi yani mukavemetinin artırılması da gerekiyordu. Çözümse ankraj işlemi. Metrelerce yükseklikte böyle kritik öneme sahip bir işlem yaptınız. Aklıma ilk şu soru geliyor. Bu kadar müdahaleye rağmen, bu kadar kazıya rağmen bu kütle nasıl ayakta duruyor, nasıl yenilmiyor? Kazıya paralel olarak yapılan öngerilmeli ankraj imalatları proje üzerindeki en önemli zorlu imalatlardan biri oldu. Bu topografya ve arazi koşullarına uygun makineler seçerek ekskavatörlere takılan çeşitli ataşmanlarla delgi faaliyetlerini kazıya paralel bir şekilde yapılmasını başardık. Öngermeli ankrajların vadinin dik topografik yapısı nedeniyle özel tekniklerle uygulanması gerekiyordu. Bu nedenle ankrajların kablolu vinçlerle askıda imal edilmesine karar verildi. İlk olarak yamacın önceden hesapladıkları kısımlarına delgi yapmaya başladılar. Ve bu yaklaşık bir futbol sahası uzunluğuna eşitti. 80 metre kadar. Yeterince derine ulaştıktan sonra da delginin içine bir halat sistemi monte etmeye başladılar. Uzunluğu 80 metreyi bulan çelik halatların bu delgilere yerleştirilmesi de ekip için ayrı bir zorluktu. Bunun için özel olarak makaralı sistem geliştirdiler. Bu sistemle yamacı güçlendirecek 15 tane çelik halatı açtıkları delginin içine yerleştirmeyi başardılar. Sonrasında sistemin kök bölgesine yapılan enjeksiyonla halatların sağlam bir şekilde yamaca kenetlenmesini sağladılar. Enjeksiyonla birlikte yamaca sıkı bir şekilde tutunan çelik halatlar inanılmaz bir kuvvetle yani 240 ton öngerme yüküyle gerdirildiler. Baraj gövdesinin gücünü aktaracağı yamaç için hataya yer yoktu. Bu yüzden toplamda 207 bin metreye ulaşan 6500 adet ankraj yapıldı. Saha çalışmaları baraj gövdesinin yükselmesi için uygun hale getirilirken inşaat şantiyenin diğer kısımlarında da aralıksız devam etmeliydi. Fakat makinelerin normal yollardan şantiyeye ulaştırılması mümkün değildi. Yani ortada ilerlemesi gereken bir baraj inşaatı var ve en değerli şey zaman. Çalışmalar devam etmeli. Fakat şantiyenin her alanına normal yollardan ulaşmanız mümkün değil.
O halde bir soru. Tonlarca ağırlıktaki bu devasa iş makinelerini bu alanlara nasıl ulaştırırsınız? Ekibin çözümü 3 hatlı vinç sistemiydi. Baraj şantiyesine özel olarak geliştirilen bu sistemle tonlarca ağırlıktaki iş makineleri ihtiyaç duyulan her yere kolaylıkla ulaştırılabildi. 28 ton kapasiteli kablolu vinçler senkronize çalıştıklarında 50 ton kapasiteye kadar çıkabiliyorlar. Bu sistem için öncelikle baraj gövdesinin sağ ve sol yamacına vinç platformları kurdular. Bu zorlu jeolojik yapıda bunu başarabilmek mühendisler için dönüm noktasıydı. Çünkü bu vinçler sayesinde kazı alanlarının tamamında iş makinelerini kullanabildiler. Bu da inşaatın aksamasını engelledi. 3 hatlı kablolu vinç sistemi inşaat çalışmalarını müthiş bir şekilde hızlandırdı. Yamaç kazısı temel kotuna doğru devam ederken aynı anda da ankraj işlemiyle dağın güçlendirme ve desteklemesi yapılabildi. Böylelikle yamaç 4 yıl gibi rekor bir sürede mühendislerin istediği dayanıklılığa erişti. Fakat kazı ve ankraj işlemlerinin olumlu sonuçlanması gövde inşasına başlamak için yeterli değil. Burada kullanılacak betonun da daha önceden özel olarak tasarlanması gerekiyordu. Yeryüzünün en büyük barajlarından birini inşa etmeyi planlamak, doğal olarak etraflı bir şekilde düşünüp ona göre bir tesis kurmayı gerektirir. Bu yüzden mühendisler beton üretiminde kullanmak için kazılarda çıkan taşları değerlendirecekleri agrega yani kırma eleme tesisi kurdu. Yusufeli Barajı şantiye sahasında gerek açık kazılarda gerek yeraltı kazılarında yaklaşık 15 milyon metreküplük kazı yaptık. Bu kazı malzemesinin uygunluğu kararlaştırdıktan sonra bunu değerlendirmek, kırmak için depo sahaları oluşturduk ve bu depo sahalarının yakınına 2000 ton saat kapasiteli konkasör kurduk ve oradan çıkan agregayı betonlarda kullandık. Topografyaya uygun tasarlanan bu tesis sayesinde üretim aralıksız devam etti ve inşaat süreci hızlandı. Peki buradaki sistem nasıl çalıştı? Öncelikle beton için uygun olan kazı malzemelerini agrega tesisine getirdiler. Bu dev kırma eleme tesisinde saatte 2000 ton malzeme üretilecek olan beton reçetesine uygun olarak 5 farklı agrega haline getirildi. Ve burada depolandı. Üretimin aralıksız devam etmesi için bu malzemelerin beton üretim tesisine ulaştırılması gerekiyordu. Bu yüzden bir konveyör hattı kurdular. Agregalar bu hat sayesinde 2,5 kilometrelik uzun bir yolculuğa başladı. Beton üretim tesisine ulaştırılan malzemeler burada da kendi boyutlarına uygun silolara aktarıldı. Gövde betonlarını üreten ana beton santrali silolardan aldığı agregayı özel reçeteyle karıştırıp beton haline getirdi. Burada gövde inşaatında kullanılmak üzere saatte 360 metreküp hızla çalışan bir sistem kurdular. Gövde betonu toplam 4 milyon metreküp. Ayrıca yapısal betonumuz 1 milyon 800 bin metreküp. Toplamda 5 milyon 800 bin metreküp burada beton. Bu betonla Ardahan'dan Edirne'ye kadar 9 metre genişliğinde beton yol yapılır. Peki dünyanın en büyük baraj gövdelerinden birini oluşturacak bu beton nasıl bir çalışmayla hazırlandı? Aslında olağanüstü mühendisliğin dışında barajın ömrünü ve dayanıklılığını belirleyen şey kullanılan beton. Kesinlikle öyle. Yusufeli Barajı'nda kullanılan beton diğer yapı betonlarından farklılık gösteriyor. Zaten farklılık göstermek zorunda. Bu maksatla birçok test yapıp daha inşaatın başında çeşitli reçetelerde betonlar ürettik ve bunların mukavemet sonuçlarına baktık. Sonuçta Yusufeli Barajı için gerekli olan betonu ve reçeteleri daha işin başında hazırladık. Baraj projelendirilirken yaptıkları hesaplara göre su yükü altında gövdenin ön tarafında basınç gerilmeleri, arka tarafında ise çekme gerilmeleri oluşacaktı.
Olası bir deprem yükünde ise gövdenin genelinde birçok çekme gerilmesi meydana gelecekti. Yapının bu davranışlar altında oluşan gerilmeleri karşılaması lazımdı ve özel bir beton üreterek bu problemin üstesinden geldiler. Fakat gövdenin yaslanacağı yamaç ve tüm yükün bineceği temelinde bu betonla güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu güçlendirmeleri de konsolidasyon enjeksiyonu diye tabir ettiğimiz enjeksiyon sistemiyle gerçekleştirdik. Yani temelin yaslandığı kaya kütlelerinde jeolojik duruma bağlı olarak sınırlar belirledik ve bu sınırlar içinde kayadaki çatlakları doldurarak kayayı sağlamlaştırdık. Jeolojik çalışmalarda elde edilen veriler 3D model üzerine işlenerek analiz edildi ve enjeksiyon işleri doğrulamaları yapıldı. Yani enjeksiyon yapılacak bölgelerin sınırını jeoteknik modele göre belirlediler. Yani bir anlamda yaptığımız çeşitli deneylerle zeminin tomografisini çektik ve iyileşme sonrası kayanın ne kadar dayanımının yükseldiğini tespit ettik. Bunun için öncelikle baraj temeli dayanımını da arttırmak için kayadaki çatlak ve yarıkların enjeksiyon işlemiyle doldurulması gerekiyordu. Barajın ömrünü ve olası bir faciayı etkileyecek bu işlemde mühendisler, milimetrik hesapla belirlenen sınırlarda temel enjeksiyonu yaparak zeminin iyileştirilmesini sağladı. Ayrıca rezervuarda depolanan suyun basıncından kaynaklanabilecek olası çatlaklardan ön kısma herhangi bir sızıntı olmaması için yamaçlara perde enjeksiyonu sistemi uyguladılar. Perde enjeksiyon sistemini yamaçlarda, yani temel kayasında 50 metre arayla açtığımız galerilerden düşey yönde delgiler yaptık ve bu delgilerde kontrollü bir enjeksiyon yaparak geçirimsizliği sağladık. Ve yamaç ve tüm yükün bineceği zemin artık 275 metre yükselecek olan baraj gövdesi için hazır. Arkasında yaklaşık 2.2 milyar metreküp su tutacak bu bariyer, yani beton kütle, bu dik yamaçlara rağmen nasıl bir planlama ve organizasyonla inşa edilir? Elbette kolay olmadı. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip 275 metre yüksekliğinde bir baraj yapıyorsunuz. Evet. Elbette kendi içinde bunlar bir sürü zorluk içeriyor. Türkiye'nin en iyi mühendisleriyle beraber bilgisayar programlarında tek tek imalatlar programlar üzerinde oturtularak hesaplamalar yapıldı. Her civatının, her kalıbın dayamasının, dikmesinin olduğu noktalar teker teker seçilerek tırmanır kalıplarımızın dizaynı buna göre gerçekleştirildi. Mühendisler baraj gövdesini tek bir bütün olarak değil de parça parça bloklar halinde oluşturmaya karar verdi. Böylece toplamda 29 bloktan oluşan gövdenin inşaatına tabanda 3 adet blokla başladılar. Bunun nedeni de hem jeolojik yapıya uygun olacak olması hem de gövdenin dayanımını arttırmak. Yani bu genişlik ve yükseklikteki bir gövdeyi bloklar halinde inşa etmek en uygulanabilir çözümdü. Tabii çözüm bulmaları gereken bir başka konu daha vardı. Üretilen özel betonun gövde inşaatına ulaştırılması. Bu gövde imalatını bu kadar kısa sürede yapabilmek için iki tane beton santrali kullandık. Bir tane konveyör hattı ve yukarıda kablolu vinç dediğimiz platform hattını kullanarak beton taşımalarını öyle gerçekleştirdik. Çok özel beton döküm teknikleri geliştirildi bu baraj imalatını yapabilmek için. Beton santralinden taşıyıcı kamyonlarla kablolu vinç sistemine getirilen beton, burada kovalar aracılığıyla bloklara taşındı. Kovaların her biri 9 metreküplük kapasitedeydi ve vinçle birleştiğinde gövde inşaatının en kurtarıcı ekipmanlarından biri oldu. Ayrıca vinç sisteminin dışında bütün üretim tesislerinden gövde bloklarına kadar uzanan konveyör hattı kurdular. Bu hat sayesinde de saatte 200 metreküp betonu inşaat alanına taşıyabildiler. Yusufeli Barajı'nda beton konveyör hattı ve kablolu vinçlerin eş zamanlı olarak çalışması dünyada bir ilkti. Ve bu sayede saatte 760 metreküp kapasiteli 3 beton tesisi kesintisiz olarak beton üretebildi. Bu iki sistem birlikte çalıştığı beton kemer baraj, tek baraj burasıdır. Ve bunda çok başarılı olduk. Günde maksimum 8.300 metreküp beton döktüğümüz zamanlar oldu. Ama ortalaması 4.500 metreküp gün kapasitedir. Bu da beton barajlarda dünya rekorudur.
baraj gövdesi üzerindeki kalıplara iki farklı yolla ulaşan kütle betonunun bloklara daha iyi yerleşmesi için özel bir titreşim sistemi kullandılar. Böylece daha sık ve homojenik yayılmış bir beton elde ettiler. Bu şekilde her 3 metrede bir kalıp yerleşimi yaparak tırmanır kalıp tekniğiyle 29 bloktan oluşan gövde inşaatına devam ettiler. Tabii bunun bir nedeni vardı. Bu blokların dizilişinde herhangi bir farklılık oldu mu yoksa tek sıra halinde mi işlem devam etti? Şimdi blok yapmamızın nedeni zaten kademeler içinde betonu dökebilmek. Tırmanır kalıplar birbirine geldiği zaman, arda arda olduğu zaman bu sefer bu kalıp bu kalıbın içine girdiği için evet. İmalatınızı yapamıyorsunuz. O yüzden lider blok dediğimiz bir tanımımız var bu tür imalatlarda. Lider bloklar önden tırmanıyor. Arkadan gelen bloklar geriden aradaki blokları puzzle gibi kapata kapata yukarı doğru imalat tamamlanarak devam ediyor. Yusufeli Barajı çift eğrilikli bir tasarımda olduğu için gövdeyi her bir bloğun geometrisini ayrı ayrı hesaplayarak yükselttiler. Ama mühendislerin gövde yükselirken üzerinde durmaları gereken ve baraj için büyük risk olan bir konu daha vardı. Betondaki sıcaklık artış problemi. Betondaki sıcaklık artışı gövdede geri dönüşü olmayan hasarlar ortaya çıkartabilir. Bu da çok önemli. Aynen öyle. Böyle yapılarda sıcaklık etkileri kritik öneme haiz. Neden? Yapıda oluşan sıcaklık yükselişi termal etki olarak adlandırıyoruz. Çeşitli gerilmelere sebep oluyor. Ve bu durumu kontrol altına almaz isek geri dönüşü olmayan problemlerle karşılaşabiliriz. Bu maksatla Yusufeli Barajı'nın en başında beton tasarımlarını yaparken bu durumu dikkate aldık. Kütle betonunda ana hedef, gövdenin ileride zarar görmemesi için minimum sıcaklıkta bir üretim yapmak. Fakat sıcaklığı artıran en önemli bileşen de betonunun olmazsa olmaz malzemesi çimento. Çünkü beton katılaşırken oldukça fazla bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Buna karşın kütle betonunun da maksimum bir sıcaklık limiti var. Mühendisler bu limiti projenin başında belirlemek zorundaydı. Yusufeli Barajı'nda yaptığımız testler sonucunda ulaşacağımız maksimum sıcaklığın 40 derece olacağını belirledik. Bu doğrultuda nasıl önlemler alacağız ve bu betonu maksimumda 40 dereceye nasıl sabitleriz diye çözümler araştırdık. Ve şöyle bir çözüm buldular. Öncelikle dışarıya sıcaklık veren bir yapısı olduğu için mümkün olduğu kadar az çimento kullanmalılardı. Bu yüzden betonda kullanılan ve normal yapılarda 3 cm olan agrega çapını 12 cm'ye kadar büyüttüler. Ayrıca uçucu kül de kullandılar ve böylelikle beton reçetesindeki çimento miktarını önemli oranda azaltmış oldular. Yani çimento miktarını azaltarak ısıyı düşürmüş olduk. Bu birinci etaptı. İkinci olarak Yusufeli Barajı'nda yerine yerleştirdiğimiz beton 22 derece artıp 40 dereceye ulaşmakta. Dolayısıyla 40 derecelik betonu üretmek için bir yerleştirme sıcaklığı beton için tespit ettik. Bu da 18 dereceydi. Yani 18 dereceyi belirledikten sonra soğutma sistemleri planlamamız gerekti. Bu yüzden beton üretim tesislerine entegre olarak soğutma sistemleri kurdular. Hedefleri betonun sıcaklığının üretim aşamasında 18 dereceyi geçmemesini sağlamaktı. Bunun için beton ilk olarak hava, su ve buz kullanılarak soğutuldu. Böylece gövdede kullanılmadan önce sıcaklığı mühendislerin istediği dereceye getirildi. Ama beton gövde inşasında kullanıldığında sıcaklığı kendiliğinden tekrar artacaktı. Bu problemi de art soğutma denilen ikinci bir aşamayla çözdüler. Art soğutma sistemi için gövde bloklarının içerisine 2 metre aralıklarla çelik borular yerleştirdiler. Soğuttukları suyu 3 santimetre çapındaki bu boruların içinde dolaştırdılar. Ve betonun sıcaklığını yaklaşık nehir suyu sıcaklığı olan 10-12 dereceye kadar düşürdüler. Böylelikle gövde bloklarında oluşabilecek maksimum büzülme sağlandı. Ve bu büzülme aralıklarına da gövdedeki galerilerden çimento şerbetiyle derz enjeksiyonu işlemi yapıldı. Bu da bloklar halinde inşa edilen baraj gövdesinin tek bir gövde olacak şekilde çalışmasını sağladı.
Böylece her şey mühendislerin hesapladığı gibi gitti. Ve Yusufeli Barajı gövdesi dünyanın en büyük baraj gövdelerinden biri olarak Çoruh Nehri yatağında yerini aldı. Fakat proje öncesi hesaplamalara göre Çoruh Nehri'nin taşkın dönemleri arkasında yaklaşık 2.2 milyar metreküp su tutacak gövde için tehlikeli olabilirdi. Çünkü böyle dönemlerde suyun gövdeye yapacağı baskı artacak. Yani mühendislerin hesapladıklarından fazla gelen su eğer tahliye edilemezse oluşturacağı basınçla gövdenin tamamını yıkıp büyük bir faciaya sebep olabilir. Yani gövde tüm bu dış yüklere rağmen ayakta kalmalı. Buradaki en kötü senaryo sanırım suyun baraj seviyesinin üstüne çıkması. Böyle bir durum barajlarda büyük bir facia yol açar. Bunun önlenmesi için de zaten en elverişsiz durumlara göre hesaplar yapılır. Ve dolu savak dediğimiz, karşılıkta gördüğümüz imalatlar gerçekleştirilir. Mühendisler Yusufeli Barajı için dolu savak denilen iki ayrı su tahliye sistemi tasarladı. Birinci dolu savak gövde üzerinde yer alan ve 37 metrelik konsol boyu sayesinde saniyede 2500 metreküp su tahliye edebilen bir sistem. Ama 275 metre yükseklikten bu kadar hızlı bir şekilde tahliye edilen su tabana düştüğünde temele zarar vereceği için enerji kırıcı havuz denilen bir yapı da inşa ettiler. Böylece suyun enerjisi sönümlendikten sonra mansap tarafındaki nehir yatağında yoluna devam edecek. Mühendislerin tasarladığı ikinci sistemde tünelli dolu savaklar. Bu dolu savakta 8,5 metre çapında ve toplam 2300 metre boyunda 2 adet tüp tünelden oluşuyor. Tabii biz ilk etapta tünel tipi dolu savağı kullanmayı amaçlıyoruz. Çünkü barajdan ne kadar deşarj ettiğiniz suyu uzaklaştırırsanız barajın ana gövdesini o kadar korursunuz. Ama feyazan debisi dediğimiz debiler geldiği zaman bu bölümde kullanılacak şekilde imalatlar yapılacak. Tabii tüm bu yapılar Yusufeli Barajı'nın yüzyıllar boyunca ayakta kalması için tek başına yeterli değil. Çünkü barajın kendi kütle dayanıklılığının izlenip takip edilmesi de böyle bir baraj için hayati önem taşıyor. Bu yüzden gövdenin davranışlarını takip edecekleri ve bir baraj için rekor sayılabilecek 5100 noktaya 21 farklı ölçüm cihazı yerleştirdiler. Böylece barajın yapı güvenliğini 24 saat boyunca takip edebiliyorlar. Peki tüm bu sistem nasıl kontrol ediliyor? Şu anda baraj gövdesinin içerisinde tam orta noktadayız ve burada yürümek gerçekten çok heyecan verici. Evet, şu an barajın merkezindeyiz. Kontrol galerilerinin içindeyiz. Baraj inşaatı aşamasında biz 5500 metre galeri inşa ettik. Bu galerilerin içerisine yerleştirdiğimiz 5100 adet cihazla baraj gövdesindeki deformasyonları, sıcaklık değişimliklerini, gerilme dağılımlarını takip etme imkanımız var. 275 metrelik baraj gövdesinin her 25 metre yüksekliğinde bir kontrol galerileri yaptılar. Gövde içerisindeki toplam boyu 5,5 kilometre olan bu galeriler sayesinde baraj gövdesinde meydana gelen değişimleri tespit edip yapılacak her bir operasyonun kontrolünü ölçüm aletlerinin yer aldığı bu galerilerden yapabiliyorlar. Bunların en önemlilerinden biri de pendulum yani sarkaç sistemi. Sarkaç sistemleri sayesinde baraj gövdesinde oluşan deformasyonları izleyebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyor? Baraj inşaatına paralel olarak delgi faaliyetlerini yürüttüğümüz pendulum sistemleri içerisine çelik bir halat yerleştiriyoruz. Bu çelik teli kayanın derinliklerine sabitliyoruz. Buradaki hazne milimetrik olarak bu çelik telde oluşan deformasyonları ana kontrol odasına aktarıyor. Mühendisliğin sınırlarını zorlayan böyle bir yapıyı inşa etmek inanılmaz bir bilgi ve deneyim gerektiriyordu. Baraj ekibi de bunların hepsine sahipti ve yaşanacak tüm olumsuz faktörlere rağmen yüzyıllar boyunca görevini yerine getirecek bu barajı inşa etti. Elbette Yusufeli Barajı'nın bir amacı vardı. Elektrik üretmek.
Peki bu enerji üretim sisteminin çalışma prensibi nedir? Yani baraj elektriği nasıl üretecek? Su alma yapısından itibaren baktığımızda bizim yaklaşık 19 metre çapından transiyonla 9 metre çapına düşen bir tünelimiz var. Oradan 150 metre düşü yapıyor su. Branşman dediğimiz bölgede 3'e ayrılıyor. Çünkü 3 tane ünitemiz var. Her birine ayrı su girişi sağlanarak her bir türbünde enerji üretiliyor. Baraj suyu rezervuarda yükseldiğinde su alma yapısından giriş yapıyor ve 14 metre çapındaki şaft kapaklarının kaldırılmasıyla da enerji üretim süreci başlamış oluyor. Üst dirsekten müthiş bir hızla 150 metre aşağı düşerek branşman denilen bölgede 3'e ayrılıyor. Bu 3 borunun her birinden saniyede 107 metre küp su geçiyor. Ve bu su müthiş bir güçle 3 tribünü de döndürüyor. Tribünler de ortaya çıkan enerjiyi jeneratöre aktarıyor. Elektriği üreten ve enerjisi alınmış su kuyruk suyu tünelinden tekrar nehir yatağına bırakılırken, türbin jeneratörlerinde üretilen enerji de transformatörlerde dönüştürülüp şalt sahasına getiriliyor. Ve burada da elektrik enerjisi üretiliyor. Peki tüm bu enerji sistemi nasıl bir mühendislikle oluşturuldu? Milyonlarca kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak bir santral binasındayız. Ve bu bina dağın içinde yer alıyor. Burası bizim artık barajımızın son aşaması. Yani barajda yapılan bütün imalatlar burası için yapılıyor. Normalde aslında barajlarda santral binaları dışarıda yapılması daha ekonomiktir ama coğrafyadan doğan zorunluluktan dolayı dışarıda böyle bir alana sahip olmadığımız için bunu dağın içinde yapmak mecburiyetinde kaldık. Enerjide kullanacakları rezervuar suyunun gireceği su alma yapısını inşa ederek işe başladılar. Hesaplamalara göre bu yapının çapı 19 metre olmalıydı. Çünkü böylece enerjiyi üretebilecek optimum su içeri alınabilecekti. Yüzlerce metre yükseklikte böyle bir yapı inşa etmek çok zorlu bir görevdi. Ama üstesinden geldiler. Sonrasında da yapının tutunacağı yamacı güçlendirdiler. Ardından da suyun içeriye giriş çıkışını ayarlayacakları bir kapak şaftı yapmaları gerekiyordu. Yani bu kez ileriye doğru değil, zemine doğru kazmak zorundalardı. Bu yüzden 90 derecelik açıyla zemini deldiler. Yeterli derinliğe erişince de özel başlığını takıp deldikleri yeri yukarı doğru daha da genişlettiler. Hedefleri kapakların gireceği 14 metre çapında devasa bir delik açmaktı. Bu yüzden paletli delgi makinesiyle belirledikleri yerleri delip, klasik madencilik yöntemini kullanarak bu alanı patlattılar. Böylece kazı alanının çapı istedikleri boyuta erişti. Ve kazı daha da kolaylaştı. Patlatma sonrası iş makineleri kazı kotuna indirildi ve çalışmalara devam etti. Böylece kapaklar için belirledikleri 64 metre yüksekliğe erişebildiler. Kapak şaftı enerji sistemi için oldukça önemli. Çünkü böylelikle istedikleri zaman içeri su alabilecekler. Yani her şey mühendislerin kontrolünde olacak. Ekip inşaata devam edip 90 derecelik dik bir çukur daha açmaya başladı. Projeye göre su alma yapısından içeri giren su 150 metre aşağı düşmeliydi. Bu da şu anlama geliyor. Dağın içinde en az 150 metrelik dik bir kazı daha yapmaları gerekiyordu. 24 saat boyunca ara vermeden çalıştılar ve en aşağı kadar indiler. Böylece mühendislerin istediği derinliğe eriştiler. Ardından özel boruların yerleştirilmesine başladılar. İçinden saniyede yüzlerce metre küp su geçecek bu boruların yerlerine yerleştirilmesi de hata kabul etmeyen bir işlemdi. Çünkü nihayetinde barajın tüm işleyişi bu borulardan geçecek suya bağlı. Boruların yerleşimi de istenildiği gibi yapılınca sıradaki işleme, yani enerji yapısının en önemli inşası olan santral binasına geçtiler. Fakat bu binayı coğrafyanın elverişsizliği yüzünden dışarıya yapamazlardı. Tek bir seçenek vardı. Santral binasını dağın içinde inşa etmek. Ve 17 katlı bina büyüklüğünde bir yapı inşaatına başladılar.
bu büyüklükteki bir santral binasını dağın içinde oluşturmak tarihe geçecek bir mühendislik başarısıydı. Normal binalardan farklı olarak buranın inşasına tavandan başlayıp kazılan yer desteklenerek kademeli olarak aşağı doğru inerek yaptılar. Ve sonunda dağın içinde 110 metre uzunluğunda ve 51 metre yüksekliğinde bir santral binası inşa ettiler. Ardından da elektrik üretiminin en önemli parçalarından biri olan türbinleri yerleştirdiler. Baraj bu türbinler sayesinde yüksek bir performansla ana işlevi olan elektrik üretimini yapabilecek. Çünkü bu 3 adet türbinin her biri dakikada 214 devir dönebiliyor. Ve bu türbin çarklarının her biri %97 gibi yüksek bir verimle çalışacak şekilde tasarlandı. Mühendisler santral binasını dağın içine konumlandırarak zorlu bir görevin üstesinden gelmeyi başardı. Böylece Yusufeli Barajı Çoruh Vadisi'nde yerini aldı. Ve milyonlarca kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek duruma geldi. Böylesine zorlu bir coğrafyada baraj inşa etme fikri projenin her aşamasında inanılmaz bir titizlik ve özveri gerektirir. Bu yüzden de mühendisler gece gündüz aralıksız çalıştı ve Yusufeli Barajı Türkiye'nin kuzeydoğusunda kendi kategorisinde dünyanın en büyük 3. barajı olarak yerini aldı.